Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle birlikte Süper Lig rating incelemesini yapacağız. FIFA Mobile'de rating inceleme serimizin birinci bölümündeyiz ve bu bölümde Süper Lig rating incelemesi yapacağız ve gerçekten güzel tepkilerimi de göreceksiniz. Oyuncu ratinglerine verdiğim tepkileri göreceksiniz arkadaşlar ve bu videoyu sizlerden 2000 beğeniyi geçmeyi bekliyorum. Bu videoda 2000 beğeni hemen like butonuna basarak yapın ve bir sonraki rating tahmini videosu gelsin arkadaşlar. Gerçekten tahmin değil yani, rating inceleme videosu. Bu videoların çok güzel olacağına inanıyorum. Sizler de bu videolardan zevk alacağınıza inanıyorum. Çünkü benim yorumlarımı dikkate aldığınızı biliyorum ve bunlardan zevk alacağınızı biliyorum. O yüzden bu videoya like atmayı unutmayın ve hala kanalıma abone olmadan bu videoyu izliyorsanız da kanalıma abone olup ailemize katılıp videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Hemen Koray Yıldırım YouTube kanalı ailesine katılmak için kanala abone olmayı unutmayın. Neyse bakalım, hemen hız kesmeden şöyle bir sizlere takımımı göstereyim. Takımım gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Bu tabii ki video sıralamasını karışık çekeceğim. Üst üste videolar çekip sıralamasını karışık atacağım için şu anki takımımın hali bu şekilde olmayabilir. Daha önceki videolarda daha güzel takımım olabilir yani, bunu sizlere söyleyeyim. Ancak şu anki takımım da güzel. Bayağı başarılı ilerliyorum şu anda. Evet arkadaşlar, şimdi buraya girdik. Ancak internet çok yavaş. Bu benim çok moralimi bozmaya başladı. İnternetin yavaşlığı. Özellikle pazarda çok yavaşlıyor. İlk olarak Akhisarspor'un ratingleri zaten şu anda karşımızda. O zaman Akhisarspor'un ratinglerine bakacağız. Akhisarspor'dan önce altın oyuncuların ratinglerine bakacağım. Şöyle abi, altın oyuncu var mı Akhisarspor'dan? Onu da bilmiyorum. Bu arada 6 tane farklı kart stili var. Bu da güzel. Akhisarspor'da Larsson. Larsson'u biliyorum ben. Larsson 85 hızlanması var. En dikkat çekici özelliği o. 92 sprint hızı var. O da önemli. Larsson kullanılabilir oyunda arkadaşlar. Alabilirsiniz yani. Fiyatı da çok ucuz yani. Paulo Henrique'ye baktığımız zaman da çok da iyi bir oyuncu olduğunu söyleyemeyeceğiz. O yüzden onu kullanmanıza gerek yok yani. Evet arkadaşlar, Süper Lig kadrosunda ucuz bir kadro kuracaksanız Larsson'u kullanabilirsiniz. Bu arada 74'lük Helder Barbosa 28.000 coins'ten satılmış. O yüzden şu anda ona tıklayamıyoruz. Çünkü aynen burada var bir tane daha. Gördüğünüz gibi bu kart. Ben Larsson'u tercih ederim. Fiyat performans açısından Larsson daha iyi olur. Evet arkadaşlar, Akhisarspor'un bu şekilde yani Akhisarspor. Şimdi hemen arama kısmına girelim. Zaten gümüş oyuncuların ratinglerine bakmamıza gerek yok arkadaşlar. O yüzden bu şekilde buradan devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Hemen Alanyaspor'a geçelim. Burada Wagner Love'un falan ratingini merak ediyorum. Umarım yüksek yapmışlardır. Yani gerçekten hak ediyor Wagner Love. En az 77-78 civarı hak ediyor. Gerçekten bilmiyorum. Ama en az o kadar hak ediyor. Etamen'in hızlanması iyi arkadaşlar. Kullanılabilir. Ancak Larsson tabii ki daha iyi. 92 sprint hızı sonuçta oyunda önemli bir hız. Ve diğer özellikleri ancak bu oyuncunun kötü değil. Güzel. Yani bu oyuncu da kullanılabilir. Ancak Larsson'u tercih ederim ben. Fernandes tüm özellikleri 70 ve üzeri. Güzel bir kartı var. Bu adam da kullanılabilir arkadaşlar. Bu adamı kullanmanızı öneriyorum. Eğer 73'lük bir santrafor arıyorsanız bu adam iyidir yani. Tzavelas'a da bakalım. Bunu çok önermem arkadaşlar. Bu çok iyi değil. Lungu'ya bakalım. Hızlanması bunun da iyi. Diğer özellikleri çok iyi değil ancak. Hemen şöyle abi. Wagner Love aynen 78 rating. İşte abi oyuna sevdim şu anda. 78 rating yapmış Wagner Love'u. Gerçekten hak ediyor abi. Adam full gol atıyor. Geçen sene gol kralı oldu. Oyundaki en yüksek santrafor olabilir Süper Lig için. Arkadaşlar gerçekten harika bir kartı var. Fiyat performans açısından değmez. Tabii 300.000 coins de yer değeri. Bilmiyorum değerini ancak. Şöyle diğer oyunculara zaten bakmamıza gerek yok. Başka zaten oyuncu kalmamış. Şöyle bir şuraya bir doldursun. Aynen abi, şöyle 78 yazalım. Bir arama yapalım bakalım. Wagner Love 195.000 coins'ten satılmış. Adamın değeri abi 200.000, 250.000 coins civarı. Gerçekten muazzam bir değeri var. Müthiş ya adam, helal olsun. Gerçekten muazzam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Wagner Love minimum 270.000 coins. Ve paketten çıkarırsanız da 250.000'den koyarsanız gider. Gerçekten harika bir kartı var gibi duruyor. Şöyle arkadaşlar, hemen düzenliğe gelelim. Ve Antalya Spor'un ratinglerini açacağım. Haydi bakalım abi, Antalya Spor'a geçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi bu şekilde ratingler var. Şimdi Dursun'a bakalım abi. Şöyle çok da fazla bakmak istemiyorum. Kartlarını merak ettiğim kişilere bakacağım. Şu anda zaten görüyorsunuz, Ruud Boffin 72'lik bir kaleci, altın bir kaleci. Güzel abi. Boffin hak ediyor abi. Boffin iyi bir kaleci. Antalya'da da bu sene çok iyi iş yapmasa da genel olarak iyi iş yapıyor yani. Ve altın oyuncular bu kadar. Menes falan herhalde inform elit o zaman. Ya da yok. Bir dakika, şöyle 75 yazalım. Şöyle seçkini de seçelim. Eto 79 gibi hatırlıyorum. Çünkü Nasri 80 ve 340.000 coins'ten gidiyor. Nasri 80 ratingi hak ediyor mu hak etmiyor. Benim tahminimde Nasri 80 rating yapmıştım galiba. Ancak Nasri 80 ratingi hak etmiyor arkadaşlar bence. Yani gerçekten Nasri 80 rating yapmaları bence haksızlık olmuş. Maicon var gördüğünüz gibi. Eto yok mu abi? Bu kim?
Vankeur. Bakalım abi, güzel özellikleri var. Kafa vuruşu hariç iyi yani. Şöyle abi, Nasri bu arada güzel reytingi var. Ve bence hak etmiyor abi 80'i. Yani oynayışına bakıyorum. Yani Eto daha çok hak eder abi o zaman. Öyle bakarsak Eto'yu gördüğünüz zaman 79 rating. Bence Eto Nasri'den daha çok elit olmayı hak ediyor bu sene izlediğim maçlara bakarsak. Ve Eto'nun kartı zaten Nasri'den daha güzel. Ve Eto'da kullanılabilir arkadaşlar. Eto muazzam bir kartı var. Eto'yu da beğendim yani. Şimdi sırada abicim hemen 3 büyüklerden bir takıma geçelim. Konyaspor'daydı sıra. Hemen değiştirdik arkadaşlar. Tüm takımları seçe basmak istemiyorum. O yüzden 3 büyüklere bakmak istiyorum. Ancak şu anda ekranda çıkan yorum gerçekten harika. O yorumu atan kardeşimize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hani adamın dibidir yani. Sizin de yorumunuzun o şekilde ekranda çıkmasını ve size de teşekkür etmemi istiyorsanız siz de o şekilde güzel bir yorum yapabilirsiniz. Ve şu anda ekranda çıkan Instagram adresimden de beni kesinlikle takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada da paylaşımlar yapacağım. Ve takip ederseniz de ailemizi daha da güçlendirmiş olursunuz. Hem Instagram'da hem YouTube'da güzel bir şekilde ilerlemiş oluruz. Haydi bakalım arkadaşlar. Hemen Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray beraber değil de Beşiktaş'a bakalım. Sonra Fenerbahçe, sonra da Galatasaray'a bakacağım. Sonra da duruma göre diğer takımlara da bakarız. Hatta diğer takımlara topluca bakacağım sonra. Onu da sizlere söyleyeyim. Şimdi ilk olarak burada 75 üstü oyuncular var. Sıfırlayalım abi. Sadece altın oyuncularına bakalım Beşiktaş'ın önce. Fabrizio 78, Medel 78, Atiba 78. Abi Atiba'nın kartını gerçekten merak ediyorum. Arkadaşlar hız yazmıyor burada. Eğer bu adamın kartında hızı da iyiyse bir dakika şöyle bakalım. Hızlanma 68-69. Arkadaşlar bu kart MDO'da kullanın. Ancak bakın MO veya MOO demiyorum. MOO veya MDO'ya koysanız fark etmez, ancak MDO'ya koyarsanız bu adam muazzam oynar. MO ve MOO'da sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu adam stoperde de oynar arkadaşlar. Gerçekten müthiş oynar, onu sizlere söyleyeyim. Fabrizio'ya geldiğimiz zaman, yani zaten bunu tartışmaya gerek yok. Kaleci özelliklerine çok bakılmıyor çünkü. Güzel bir kaleci ama. Medel de hem stoper hem medyo arkadaşlar. Beşiktaş'tan iki tane müthiş oyuncu var. Ara söz bilize çok bakmaya gerek yok. Mustafa Pek demeye de gerek yok. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım başka gözümüze çarpan güzel bir oyuncu olacak mı? Çınar var. Mitrovic kalitesiz bir oyuncu arkadaşlar. Ben sevmiyorum. Beşiktaş'ta da olmayı bence hak etmiyor. Yani bana göre hak etmiyor. Şöyle abi 75 rating yapalım minimum. Bakalım oyuncu var mı başka? Boyko gitmiş. Gökhan Töre var bir tane. Bir de Negredo abi. Negredo'yu merak ettim. Negredo gerçekten 77 reytingi hak ediyor. Yani 77 reytingin ne fazlası ya ne de azı bence. 77 reyting tam ideal olmuş Negredo için. Ve hızı da yavaş. Hızı biraz daha hızlı olsa abi, Süper Lig'de bir hızlı forvet gelmiyor ya. Wagner Love'un hızına çok bakmadım. Ancak bir hızlı forvet gelmiyor. Neyse arkadaşlar, şimdi sırada Galatasaray mı var, Fenerbahçe mi var bilmiyorum. Sırada Fenerbahçe varmış. Hemen Fenerbahçe'ye de bakıyoruz. Bu arada Beşiktaş'ın elitlerine bakmayı unuttum. Durun bir dakika, Beşiktaş'ın elitlerine bakalım. Sonra yorumlarda yazarsanız yani. Hemen abi elit yapalım. Beşiktaş'ın elit oyuncularına bir bakalım. Quaresma var 81 rating abi. Tahminim kaçtı benim ya? Ben tahminimi hatırlamıyorum. Quaresma 81. Pepe için abi 84 veya 83 yapmıştım. 83 olmuş. Abi galiba Quaresma da Pepe de tutmuş ha. Rating tahmini videom. Abi galiba güzel rating tahminleri yapmışım ya. Harbiden. Quaresma'yı 81 demiştim galiba ve tutmuş. Pepe'ye 83 veya 84 demiştim ben. 83 dedim diye hatırlıyorum. Ancak 83 ile 84 arasında çok kalmıştım. 84 olan halini hatta iki kere ayrı montaj yapmıştım. Ya 83'ü 84'e çevirdim ya da 84'ü 83'e, tam olarak hatırlamıyorum. Beşiktaş'ın elit kartları da bu şekilde. Quaresma'nın kartı güzelmiş. Pepe'nin zaten defans çok bakmaya gerek yok. Ancak göstereyim şu şekilde. Hızı bile iyi abi. Pepe de kullanılabilir yani, güzel. Şimdi sırada kim var? Tabii ki de Fenerbahçe var. Hemen Fenerbahçe reytinglerini açalım. Bakalım Fenerbahçe reytingleri nasılmış. Fenerbahçe'de seçkin oyuncu yok. İlginç abi, nasıl yok ya? Harbi Fenerbahçe'nin bir tane bile seçkin oyuncusu yok. Hemen altın oyuncularına bakalım o zaman. 75 üstü altın oyuncuları. Burada Valbuena. Arkadaşlar Valbuena yorumlara yazın. Fenerbahçeli olsanız da olmasanız da. Valbuena sizce bu seneki performansıyla Fenerbahçe'de neredeyse tek oynayan adam olarak elitliği hak etmiyor mu? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Dirar da bence 76 reytingi falan hak etmiyor. Onu da sizlere söyleyeyim. Hemen Valbuena'nın kart özelliklerine bakmak istiyorum. Bence hızı daha fazla olmayı hak ediyor. Driblingi daha iyi olmayı hak ediyor. Yani sadece Valbuena için konuşuyorum arkadaşlar. Valbuena bu sene çok beğendiğim bir oyuncu çünkü. Valbuena'ya birazcık haksızlık yapılmış. Ancak Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu olduğunu da göstermedikleri için EA Sports'a teşekkür ediyorum. Kamini 79 reytingi hak ediyor mu? Son maçlardaki performansına göre iyi bir performansı var ve hak ediyor arkadaşlar. Yanlışlıkla üstüne tıkladım bir dakika. Joseph de Souza 76'dan biraz daha fazla belki olabilir. Mehmet Topal 78 neden olmuş onu anlamadım abi. Adam
Bu kadar kötü bir performans sergilerken 78 reytingi hiç hak etmiyor. Giuliano 78 reytingi bence hak etmiyor. Hani Giuliano ve Mehmet Topal'dan daha çok Ozan Tufan falan hak ediyor. Yani bu sene bence Ozan Tufan bunların hepsinden daha iyi. Ozan Tufan nerede abi? Ozan Tufan'ı kesin 73 falan yapmışlardır ya. İnşallah öyle yapmamışlardır ama öyle yapmışlar gibi geldi bana şu anda. Hemen abi böyle 73, 72-75 arasına bakalım. Volkan Demirel'e büyük bir ihtimal 73 falan yaptılar. Çünkü gözükmedi ya da satılmış. Luis Neto 74'ten daha fazlasını hak ediyor arkadaşlar bence çünkü iyi bir oyuncu. Bu arada Şikirtel kaç ki? Şikirtel bence elit olabilir. Ozan Tufan nasıl 74 abi? Bana bunu birisi açıklasın ya. Abi Mehmet Topal 78, Ozan Tufan 74. Gerçekten ilginç bir durum. Yani bana mantıksız geldi arkadaşlar. Hasan Ali Kaldırım nasıl 73 olmuş? Şey şu tamam hadi 74 olabilir şey şu. Neyse arkadaşlar Fenerbahçe hakkında bayağı bir yorum yaptık hemen geçelim. Hemen Galatasaray'a geçmek istiyorum. Bu arada Fenerbahçe'den Şikirtel büyük bir ihtimal elit olabilir ancak şu anda pazarda yok yani. Hemen Galatasaray'ın altın oyuncularına geldiğimiz zaman Galatasaray'dan bakalım kimler var arkadaşlar. Tolga Ciğerci. Ya EA seni anlamak mümkün değil. Tolga Ciğerci nasıl 71 olur ya? Adam forvet Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın Negredo'dan çok yani Negredo'nun 5-6 katı gol attı adam. Fenerbahçe'nin Yasin'in 5-6 katı gol attı. 71 nedir abi? Harbi iyiyim bazı oyunculara garezi var. Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci ve Karasso'nun reytingine bakın. Abi Karasso 79 bilmiyorum abi. Karasso'nun pek maçını izlemedim. Onun hakkında yorum yapmayacağım da. Abi Tolga Ciğerci 71 iken ne bileyim abi saçma geldi. Yasin Öztekin'in falan çok fazla bilmiyorum. Denayer 73 tamam normal abi. Bunlar bazıları normal geldi şu anda. Hemen 74 ve üstüne bakalım abi. Bence Tolga Ciğerci o kadar düşük bir rating hak etmiyor. Onu sizlere söyleyeyim. Belhanda 78 tamam ideal. Ben zaten tahminimde 78 demiştim. Ve seçkinlere de bakalım. Muslera falan çıkacak galiba. Maicon var. Maicon stoper 81. Gol falan atıyor. Güzel bir stoper. Ancak abi Neto ile arasında kaç fark var? 7. Bana mantıksız geldi arkadaşlar. Bunun kararını tabii siz de yorumlara yazabilirsiniz. Hani bana mantıksız geldi. Benim futbol anlayışıma göre Maicon'la Neto arasında 7 rating fark olmaması gerekiyor. Ancak tabii ki bu EA'in kararı saygı duymak lazım. Maicon kaliteli bir oyuncu. Bence mesela Maicon 81 ise Neto da 76-77 falan olabilir. Bunu demek istiyorum. Hani Neto daha iyi falan demek istemiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Evet arkadaşlar burada da bu şekildeydi. Şimdi hemen tüm takımları seçelim ve baktığımız takımları buradan çıkartalım. Evet bu şekilde ilk olarak seçkin oyuncularına bakacağım. Bu takımlardan seçkin oyuncu var mı? Yok. Bu takımlardan seçkin oyuncu yok. Hemen altın ve 75 üzeri oyunculara bakmak istiyorum. Hemen bunlara da bakalım. Başakşehir'in oyuncuları var. Elia mesela abi. Elia hızlanması, sprint hızı falan gerçekten kaliteli bir oyuncuymuş. 78 rating. Edin Visca 79 rating. Gayet güzel abi. Ancak bu takımlardan da bir elit oyuncu falan çıkarsaydı daha iyi olabilirdi. Ve Volkan Şen'in fotoğrafı hala Fenerbahçe fotoğrafı var gördüğünüz gibi. Bu şekilde oyuncuları görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Zaten videoyu çok uzattık. Volkan Babacan'ın ratingi 78. Bilmiyorum abi bana ilginç geldi. Hak etmiyor bence abi Volkan Babacan ya. Burak Yılmaz'a bakalım bir dakika. Burak Yılmaz'ın abi. Burak Yılmaz FIFA'nın tam iyi forvet abi. FIFA'da Türkiye'de en iyi forvet Burak Yılmaz abi. Fiyat performans açısından Süper Lig kadrosu kuruyorsanız Burak Yılmaz tamamdır abi. Burak Yılmaz best abi. Tamam geçin. Burak Yılmaz'ı alın. İşinizi bitirin arkadaşlar. Forvet açısından, santrafor açısından Burak Yılmaz tam kullanılabilecek. Bongo'nun da iyi bir oyuncu tabii ki. O, yani oha 78'lik bir santrafor daha Gyan. Asamoah Gyan mı ya bu? Ben niye bilmiyorum abi. Bu arada Kayserispor'da bu sene iyi gidiyor. Çok fena değiller yani. Oyuncunun soyadını görebileceğiz mi? Nasıl göreceğiz ki? Göremeyiz. Asamoah Gyan yazmıyor. Neyse arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bugünkü rating yorumlarım bu şekildeydi. Ve bence güzel oyuncular var. Güzel ratingler var. Ve rating tahminlerimiz hemen hemen yaklaşmışız. Yani ben Valbuena'ya da 79 diyordum galiba. Yani yaklaşmışım arkadaşlar. Bazıları tutmayabilir tabii. Mesela Vişka'yı ilk 10'a almamıştım. 79 rating olmuş. Tabii ki hak etmiyor demiyorum. Ancak benim tahminimce almamıştım. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Rating tahminlerime devam etmemi büyük bir ihtimal istiyorsanızdır. Yani rating yorumlamama devam etmemi büyük bir ihtimal istiyorsanızdır. Bu yüzden like atmayı unutmayın. Hala like atmayan varsa like atmayı unutmasın. Ayrıca da arkadaşlar hala kanalıma abone olmadıysanız da şuradan kanala abone olabilirsiniz. Hemen videolarımı kaçırmamak için şuradan hemen abone olun. Ve hala aboneyseniz yani şu anda zaten aboneyseniz de şurada iki videodan izlemediğiniz bir videoyu seçebilirsiniz arkadaşlar. Şu iki videodan hadi birisini seçin. Haydi arkadaşlar şunlardan birisini seçin. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Ve bay bay.